Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle cümlenin ögeleri konumuzu arkadaşlar sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Konu olarak 11. sınıfın konusu olsa da arkadaşlar TYT'de her sene en az bir tane sorusu olan bazen arkadaşlar karma dil bilgisi sorularıyla 3 tane sorusu gelebilen arkadaşlar bir konudan bahsedeceğiz. Cümlenin ögeleri arkadaşlarım. Yine önce şöyle kısa bir tekrar edelim cümlenin ögelerimi arkadaşlar neydi? Şimdi bizim arkadaşlar yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci gibi arkadaşlar ögelerimiz var. Bizim yüklem ve öznemiz cümlenin temel ögeleri olarak bilinir arkadaşlar. Nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci ise yardımcı ögeler diye bilinir. Neden önemli? Bazen sorularımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi sadece cümlenin temel ögeleriyle oluşur? Yani özne ve yüklemden oluşur diye sormuyor da arkadaşlar. Orada temel ögelerden geliyor sorunuz. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor arkadaşlarım. Biz yüklemi bulurken tamlamalar ayrılmaz arkadaşlar. Yani isim ve sıfat tamlamasını ayıramazsınız. Tamlayanı bir öge, tamlananı bir öge alamazsınız. Altını çizip bir tane öge almak zorundasınız arkadaşlar. Yüklemler kısmında özellikle yüklemi doğru bulabilmek için bu kurallara dikkat etmek gerekiyor. Birleşik fiiller ayrılmaz arkadaşlar. Ziyaret etmek, tamir etmek, muayene olmak. Orada olmak diye alırsanız arkadaşlar soruyu yanlış yaparsınız. Muayene olmak diye almanız gerekiyor. Veya arkadaşlar deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Etekleri zil çaldı dediği zaman çaldığı yüklem alırsanız elenirsiniz arkadaşlarım. Etekleri zil çalmak deyimdir. O da birleşik fiillerde anlamca kaynaşmış birleşik fiil olduğu için ayrılmaz. Etekleri zil çaldı birlikte yüklem alınır arkadaşlarım. Yine değil dediğimiz ek fiilin olumsuzu tek başına yüklem olmaz arkadaşlar. Yani biz o iyi bir insan değildi dediği zaman değildiği yüklem alırsak arkadaşlar yine eleniriz. Orada iyi bir insan sıfat tamlamasıdır. İyi bir insan değildi çizip yüklem almamız gerekiyor arkadaşlar. Değil, olumsuzluk eki gibi olduğu için tek başına alınmaz. Önündeki kelime veya kelime gruplarıyla arkadaşlar birlikte alınır. Yüklemin soruları olmadığı için en önemli noktalardan biridir arkadaşlar. Bakın, yüklemi zaten yanlış bulursanız sorunuz gitti demektir. O yüzden de diğerlerinin sorusu var ama yüklemin kuralları var arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Tamlamalar, birleşik fiiller ve değil arkadaşlar kuralına dikkat ediyoruz. Öznenin arkadaşlar insanlar için kim, insan dışı varlıklar özne olduğunda da ne sorusunu kullanıyoruz. Nesne de kimi, neyi, nereye gibi ifadeler olursa belirtili nesne, ne olursa belirtisiz nesne. Arkadaşlarım biz ögeleri bulurken bir sıralamamız var. Bunu takip etmeliyiz ki hem öznenin ne sorusu var hem de belirtisiz nesnenin ne sorusu var kafamız karışmasın. Biz eğer özneyi arkadaşlar bulmadıysak ilk ne sorumuz özneyi buldurur bize arkadaşlar. Özneyi bulduktan sonra ne sorusu gelirse o da nesneyi buldurur diyoruz. Kısa bir örnek de arkadaşlarım. İşte arkadaşım yeni bir kitap aldı. Aldı yüklem. Kim aldı? Arkadaşım. Özneyi buldum. Arkadaşım ne aldı? Yeni bir kitap. Burada özneyi bulduğum için bu ne'nin artık özne olma ihtimali yoktur. Çünkü kim dediğimde arkadaşım cevabını vererek öznemi bulmuştum arkadaşlar. Dolayısıyla orada ne sorusu özneyi bulduktan sonraki ne sorusu arkadaşlarım bize belirtisiz nesneyi veriyor. Dikkat edin. Dolaylı tümleç E,
D'den sorularıyla oluşur arkadaşlar. Kim E, kim de, kimden? Ney E, ney de, neyden? Nereye, nerede, nereden gibi yine arkadaşlar. Bakın E, D, D'den sorularıyla veriyor. Yer tamlacı olarak da çıkar karşımıza. Zarf tümleci nasıl, ne kadar, ne zaman, nereye, neden gibi arkadaşlar sorular var. Burada nereye dikkat edin arkadaşlarım. Hem dolaylı tümleçte var, hem zarf tümlecinde var. Arkadaşlar aşağı indi der. Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı gibi ifadeler. Ek almazsa zarf tümleci olur. Aşağı ya indi der. Aşağı ya dediği zaman orada yönelme eki alınca aşağıya, aşağıda, aşağıdan dediği an arkadaşlar dolaylı tümleç olur. Nerede sorusunun farkı bu. Yukarı çıktı dediğinizde yukarı nereye çıkmış? Yukarı zarf tümleci. Yukarı ya çıktı dediğiniz zaman nereye çıktı dediğimiz zaman arkadaşlarım nereye çıktı? Yukarı ya, o zaman da ek aldığı için bakın biri yukarı oluyor, diğeri yukarı ya oluyor arkadaşlar. Ek alınca dolaylı tümleç diyoruz arkadaşlarım. Eğer arkadaşlar edatlarla oluşturulmuş ise, edat gruplarıyla oluşturulan biz ögelerimize de edat ilgeç tümleci diyoruz. Kimle, neyle, kim için, kime göre gibi arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz içerisinde edat dediğimiz ifadeler yer alıyor arkadaşlar. Buna da edat tümleci diyoruz. Arkadaşlarım ögelerle bağlantılı olduğu için vurgu genelde yüklemden önceki kelimededir. Yani ögededir arkadaşlar. Ama yüklem isim soyluysa o zaman vurgu yüklemde olur. Bu neden önemli? Bazen diyor ki aşağıdakilerin hangisinde vurgu yüklemdedir? Aslında demek istiyor ki arkadaşlar yüklemi isim olanı bul. Çünkü yüklem isimse vurgu yüklemde olur arkadaşlar. Vurgu genelde yüklemden önceki ögededir demesinin sebebi mi, de, ki varsa bir cümlede vurgu bunların önündedir. Soru kelimesi kim, ne zaman, ne kadar gibi kelimeler varsa vurgu arkadaşlar soru kelimelerinde olur. Bunlar da arkadaşlar daha istisna kısımlardır. Sorularda sizin karşınıza genelde yüklemden önceki bu yüklemin önündeki ögedeki vurguyu sorarlar arkadaşlar. Vurgu en önemli ögedir aynı zamanda. Yani soru şöyle de gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde en önemli öge nesnedir? Bu şu demektir arkadaşlarım. Aşağıdakilerin hangisinde vurgu nesnededir? Yani yüklemin önündeki öge nesnedir demek istiyor arkadaşlar. Yine ara sözler var arkadaşlar. Bununla bağlantılı ara söz hangi ögenin açıklayıcısıdır diye. Ara sözler iki virgül arasında gösterdiğimiz ifadelerdi arkadaşlar. Biz orada da ara sözü buluyoruz. Hangi öge ise zaten o öge oluyor arkadaşlar. Hangi ögeyi açıklamışsa mesela arkadaşlar örnek veriyorum. Ahmet Mithat Efendi ara sözü açıyoruz şimdi. Yazı makinesi birçok alanda kapattı. Yazı makinesi dedikten sonra birçok alanda eser vermiştir. Birçok alanda eser vermiştir arkadaşlar dedik. Kim? Ahmet Mithat Efendi veya kim? Yazı makinesi. Bakın arkadaşlar yazı makinesi özneyi açıklamış. Kendisi de özne olmuştur diyoruz gençler. Başlıyorum sorularımı çözmeye arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Birden fazla yüklem, birden fazla yargı diyebilir. En iğrenç yalan Adana'da arkadaşlar gözyaşı şekline girendir diyor. Burada arkadaşlarım bir tane var bakın. Yine arkadaşlar şiir bir kültürün taşınabilir manevi vatanıdır diyor arkadaşlarım. Burada da manevi vatanıdır arkadaşlar. Hatta kültürün bakın arkadaşlar manevi vatanıdır. Tamlama kurduğu için birleştiriyorum ögeleri arkadaşlar. Bir de bunun sıfatı olduğu için ta buraya kadar arkadaşlarım şiir bir kültürün taşınabilir manevi vatanıdır. Yüklem ne? Şiir özne. Tekrar ediyorum. Neden birlikte aldım? Bakın arkadaşlar vatanlığı, kültürün vatanı demiştik ki tamlamalar ayrılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar burası
bu şekilde komple yüklem olmuş oldu. Ceyhan'a geçiyorum. Yani bir tane yüklem var. Diğeri özne arkadaşlar. En geveze kuş ümittir dedi arkadaşlar. Ümittir yüklem. Kalbimizde hiç susmaz. Yine arkadaşlar susmaz bir yüklem. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. İki tane yüklem olduğu için birden fazla yüklem diye sormuş soru. Yalanı söküp atmadan hakikati burada arkadaşlar dikmeye kalkma diyor. Burada da aynı mantıkla baktığımız zaman bir tane arkadaşlar yüklem var. Sağanak altında hüzünlü ve mutlu insan pek fark edilemez arkadaşlar. Fark etmek bakın edilemez değil. Birleşik fiil olduğu için yüklem ikisidir arkadaşlarım. Burada bu tarz tuzaklara dikkat edeceksiniz. İkinci sorumuzda arkadaşlar hangi öge yoktur diye soruyor bize bakın arkadaşlarım. Biz ögelerimizi bulalım. Aşağıda zaten cevap kendisi ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Romanın bir ayna oluşuna ilişkin eğretilemeye arkadaşlar diye devam ediyor. İşte bir aynadır roman fakat gerçeği olduğu gibi yansıtmayan kırık bir ayna şeklinde yorumluyor diye devam ediyor. Şimdi baktığım zaman yorumluyor yüklem arkadaşlar. Peki kim yorumluyor arkadaşlar bunu? Bakın arkadaşlar öznemi bulmuş oldum. Çünkü kim sorusu bana özneyi veriyordu arkadaşlar. Özne. Peki arkadaşlar neyi yorumluyor? Romanın bir ayna oluşuna ilişkin eğretilemeyi arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz neyi, kimi, nesneyi, belirtili nesneyi buldurur arkadaşlarım. Daha sonra nasıl yorumluyor? Bir aynadır roman fakat gerçeği olduğu gibi yansıtmayan kırık bir ayna şeklinde. Nasıl da zarf tümleciydi. Dolayısıyla özne var arkadaşlarım. Bakın dolaylı tümleci yoktu arkadaşlar. Belirtili nesnemiz var. Zarf tümlecimiz var arkadaşlar. Yüklemimiz var diyoruz. Bu da arkadaşlar yine sorularda karşımıza çıktığı zaman yukarıdan bakarsak arkadaşlar yani biz kendimiz aşağı hiç odaklanmadan arkadaşlar kendimiz yukarıda bulursak daha doğru buluruz. Şıklardan gittiğimizde bizi bazen tuzağa düşürebiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla şıklar yokmuş gibi giderseniz ve soruyu kendiniz arkadaşlar çözerseniz olmayanı da aşağıda inip işaretleyebilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır? Vurgu yüklemden önceki ögedeydi fiil cümlelerinde arkadaşlar. Bakalım onu ayrıntısını mı istisnasını mı sormuş o şekilde mi sormuş arkadaşlar? Felsefede burada arkadaşlar dünüyle, bugünüyle, yarınla bütün bir insanlık vardır. Vardır yüklem. Ne vardır? Dünüyle, bugünüyle, yarınıyla bütün bir insanlık özne olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bunda yüklemden önceki ifade özne. Ama hatırlayın arkadaşlar notu var diyor bakın. Var yokun zıttıdır arkadaşlar. Yani isimdir. Yüklem isimse vurgu yüklemin kendisindedir arkadaşlar. Bu varmak değil. Bir yere ulaşmak olan varmak olsaydı fiil alıp vurguyu öznede alırdık. Ama yüklem isim soylu olduğu için biz vurgu yüklemdedir diyoruz arkadaşlar. Elendi bu. Bizden dolaylı tümleç istiyoruz çünkü bakın arkadaşlar. Gerçekte bütün bilgi alanlarına giden yol felsefenin içinden geçer. Yüklem geçer arkadaşlar. Burada nereden geçer diye sorduğunuzda bile arkadaşlar zaten cevabı bulabilirsiniz. Bakın felsefenin içinden diyor arkadaşlar. Dolaylı tümleç olduğunu görürüz. Geçen ne peki derse arkadaşlar bütün bilgi alanlarına giden yol arkadaşlar. Bura özne oluyor vesaire. Benim yüklemimin önünde hangi öge var? Felsefenin içinde nereden? Nereden? Felsefenin içinden dedi arkadaşlar. Ve cevabımız burs olmuş oldu. Dolaylı tümleç sorduğu için arkadaşlar. Düşü bulup çıkardık arkadaşlar. Çıkardık.
Burada da bakın arkadaşlar, yani diğer ögelere baktığınız zaman da gerçeğe ve gerçeğin içindeki düşü bulup çıkardık. Nasıl çıkardık? Bulup çıkardık. Şuradaki bulup zarf tümleci. Zarf tümlecini sorsaydı cevap bu olurdu arkadaşlar. Öğrencilerin hafızalarını değil, yaşarken neler kazandıklarını ölçmeliyiz. Yüklem neyi ölçmeliyiz? Bakın arkadaşlar, yaşarken neler kazandıklarını diyor burada da arkadaşlar. Yani yüklemden önceki öge nesne olmuş oldu. Bu değil. Dolaylı tümleç istediği için Bursa'yı almıştık. Doğru bilgiye ancak doğru yönelimler içinde olan bir bilinçle ulaşabiliriz. Nasıl ulaşabiliriz? Bu da zarf tümleci olmuş oldu arkadaşlar. Böylece diğer seçenekleri de çözmüş olduk arkadaşlar sizinle. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sorularda size vurgu sorulursa unutmuyorsunuz. Yüklemden önceki öge vurgulanır arkadaşlar. Sorularda genelde bizden bu kuralı isterler. Ama eğer benim yüklemim isim cümlesi ise arkadaşlar, o zaman vurgu yüklemin kendisinde olur diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznede, yüklemde isim tamlamasından oluşmaktadır? İşte arkadaşlar bakın, ögeler içerisinde isim tamlamasını da bilmeniz gerekiyor yine ki arkadaşlar bu soruyu çözebilirsiniz. Eğitim öğrenciye saygı ile başlar. Başlamak fiil olduğu için bunun isim tamlaması olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Affedersiniz. Tarih şuuru milli bir savunma silahıdır diyor arkadaşlar. Tarih şuuru isim tamlamasını buldum. Belirtisiz isim tamlaması milli bir savunma silahı. Burada arkadaşlar isim tamlaması. Şunlar da bunun sıfatları arkadaşlar. Milli bir savunma silahı. Bakın şu kısım isim tamlamasıdır. Şurası arkadaşlarım bunun sıfatı olduğu için buraya dahildir. Dolayısıyla yüklem milli bir savunma silahıdır ve içinde gerçekten de arkadaşlar isim tamlaması vardır. Milli bir savunma silahıdır ne? Tarih şuuru. Burada da isim tamlaması var. Dolayısıyla cevabımız yine arkadaşlar bakın Bursa olmuş oldu. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Unutmuyoruz bunu artık, değil tek başına yüklem alınmaz. Zengin değildir diye alacaksınız arkadaşlar. Önceki kelimeyle birlikte alınır, unutmuyoruz kuralımız yine. Burada da bir tamlama yoktur arkadaşlar. Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Burada arkadaşlar affedersiniz. Uyanmaktır arkadaşlarım diyor. Bu uyanmaktır ifadesi de fiilimsi bakın arkadaşlar yüklem olmuştur ama isim tamlaması değildir arkadaşlar. İnsanın cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılan ilk adımdır arkadaşlar. Adım bakın sıfatlar almış arkadaşlar. Bilgiye atılan ilk adım arkadaşlar. Bu sıfat tamlaması isim tamlaması istediği için bu da bu sorunun çeldiricisiymiş. Bakın arkadaşlar niye? İnsanın cahil olduğunu bilmesi öznem isim tamlamasından oluşuyor ama yüklemim isim tamlaması değil. Bunlar bunun sıfatı olduğu için sıfat tamlamasıdır değerli öğrenciler. Bu sorunun kaliteli bir çeldiricisi olmuş. Tuzağa orada düşülebilir. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Tamlamalar bakın bilmek önemli arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi gizlidir? Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir. Genelde biliyorsunuz arkadaşlar kişi zamiri dediğimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar gizli öznemiz olur arkadaşlar. Devlete ruh veren insandır. İnsandır yüklem. Ne insandır? Devlete ruh veren. Bunun öznesi bu bakın arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz değil. İyi insan tüm canlıların dostudur. Tüm canlıların dostudur yüklem. Neden yüklem aldım? Bakın kurala dikkat. Canlıların dostu isim tamlaması, tüm de bunların sıfatı, unutmuyorum tamlamalar ayrılmaz. İsim tamlaması, sıfat tamlaması arkadaşlar ayrılmadığı için yüklemdir. Ne? İyi insan, bu da olmadı bakın arkadaşlar. Çünkü
tüm canlıların dostudur. Kim dediğim zaman iyi insan, ne tüm canlıların dostudur, iyi insan dediği zaman arkadaşlar, cevap burada gizli özne olması için ben, sen demesi lazımdı. Sevmeyen insanın bir yanı eksiktir diyor arkadaşlar. Eksiktir, yüklem. Ne eksiktir bir yanı arkadaşlar. Burada da dikkat edin. Yine bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir gizli öznemiz yoktur. Güzellik bakanın gözündedir derler. Derler. Kim der arkadaşlar? Onlar derler. Peki onlar kelimesi burada geçiyor mu? Hayır. Onlar ne derler? Güzellik bakanın gözündedir derler arkadaşlar. Burası nesne. Şurası yüklem. Şu da işte benim gizli öznem oldu. Onlar kelimesi arkadaşlarım. İnsanı en çok etkileyen şey güzelliktir. Bakın arkadaşlar, güzelliktir, yüklem. Ne güzelliktir? İnsanı en çok etkileyen şey özne olmuş oldu. Özne burada arkadaşlar. Bu da yine gizli öznelerle ilgili arkadaşlarım gelmiş sorulardan biriydi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı arkadaşlarım diğerlerinden farklıdır? Ayyuk uzaklığı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır. Bakın arkadaşlarım, yıldızdır değil bunun yüklemi. Dikkat edin. Neden değil hocam? Bakın arkadaşlarım, sıfat tamlaması mı? Bir yıldız, belgisi sıfat. Kullanılan bir yıldız. Bakın arkadaşlar, bunlar anası mezar ilke çekmiş de burayı bağlamış. Uzağı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır. Bakın nasıl yıldızdır diye sorup uzaklığı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır diyor. Yüklem sıfat tamlaması ne? Ayyuk özne. O zaman iki tane öge olmuş oldu. Bugün iki ögeli arkadaşlar. Özne ve yüklem. Mutluluk bir yola bilerek giden şuurlu insanların hakkıdır. Bakın arkadaşlar. Bir yola bilerek giden şuurlu var. İnsanların hakkı. İsim tamlamasını yakaladım. Peki nasıl insanlar arkadaşlar? Bir yola bilerek giden şuurlu insanlar. Bunlar da bunun sıfatı. Dolayısıyla isim ve sıfat tamlamaları ayrılmaz dedik. Yüklem arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Mutluluk özne. Dolayısıyla bunun da iki tane ögesi olmuş oldu. Mutsuz insan başkalarının ızdırabıyla rahat eden kimsedir arkadaşlar. Burada da nasıl kimsedir? Dikkat edin. Başkalarının ızdırabıyla rahat eden kimsedir. Bunların hepsini tutup bunun sıfatı yaptığı, sıfat tamlaması olduğu için burası yüklemdir arkadaşlarım. Kim? Mutsuz insan. Bu da özne oldu. Bu da iki oldu arkadaşlar. Ebced Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen isimdir. Dikkat edin arkadaşlar, bakın. Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen isim. Nasıl isim? Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen. Şurası sıfat. Bunun sıfatı. Sıfat tamlaması olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat edin. Arkadaşlar, burada şunu vurgulamak gerekiyor. Nasıl sorusu, zarf cümlecinin sorusu var ya arkadaşlar. O nasıl sorusunu fiile soruyorsunuz. Mesela nasıl isimdir? Siz tutup bunu kullanırsanız arkadaşlarım, Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen olmaz. Bu sıfatın sorusu olan niteleme sıfatının nasıl sorusu. Zarfın nasıl sorusunu siz arkadaşlar fiillere sorarsınız. Lütfen buna da dikkat edin. İki şekilde de yakalayabilirsiniz. Sıfat tamlamasından veya isme mi sordun, nasılı, fiile mi diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Edirne felsefe bize herhangi bir konuda somut, burada soyut düşünmeyi öğretir. Öğretir yüklem arkadaşlar. Öğreten ne? Felsefe. Kimi öğretir? Bize. Bakın 3 oldu, daha da devam ediyor arkadaşlar. Neyi öğretir? Herhangi bir konuda soyut düşünmeyi diye devam ediyor. Özne, dolaylı tümleç, nesne arkadaşlar ve yüklem. 4 tane olmuş oldu. Cevap Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Diğerleri 2 idi. Edirne seçeneğimizde 4 tane arkadaşlarım. Genelde bu sorularda özne ve yüklemi iyi bulabilmek arkadaşlar önemlidir. Çünkü 2 tane olanları bulabilmeniz için yüklem kurallarına dikkat etmekte fayda var. İyi bilmek gerekiyor. Onun sorusu yok, kuralı vardı, unutmayın arkadaşlarım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi dolaylı tümleç,
belirtili nesne, özne, yüklem şeklindedir diyor arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman sevinçlerin, acıların, umutların paylaşılması için dile ihtiyaç vardır arkadaşlar, vardır. Burada arkadaşlar niçin vardır dediği zaman arkadaşlar sevinçlerin, acıların burada zaten arkadaşlar başlangıç şekliyle dolaylı tümleç değil arkadaşlar. Bizim buradaki neden sorusu sebep sonuç bildiriyorsa arkadaşlar o zaman zarf tümleci olur. Dolayısıyla buradaki içinli ifademiz arkadaşlarım zarf tümleci olmuş oldu. O yüzden dolaylı tümleçle başlamadığı için gitti zaten arkadaşlar. Bir eserde edebi değer kazandıran özellik arkadaşlar. Burada da dikkat edin, bir esere edebi değer kazandıran özellik dilin ustalıklı kullanımıdır diyor arkadaşlar. Bakın dilin kullanımı. İsim tamlamasını yakaladınız arkadaşlar. Tamlamalar ögelerde ne kadar önemli görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kaç tane kuralda tamlama geçti arkadaşlar. Kaç tane soruda tamlama üzerinden gelmiş ve bizi arkadaşlar tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Dikkat edin. Dilin ustalıklı kullanımıdır arkadaşlar yüklem. Burada zaten diğer bütün her şey bir esere edebi değer kazandıran özellikle özne oldu. Gitti arkadaşlar. Dolaylı tümleçler özne ve yüklemden oluşmuş sadece. İnsanları sevmek büyük sanatçıların eserlerini okumakla mümkündür. Mümkündür yüklem. Ne mümkündür? İnsanlar zaten dolaylı tümleçle başlamıyor. Elendi bakın arkadaşlar. Bize sanatın dünyayı yeniden keşfetmek olduğunu Sait Faik öğretmiştir. Öğretmiştir yüklem. Kim? Sait Faik özne. Kime öğretmiş? Bize öğretmiş arkadaşlar. Neyi öğretmiş? Sanatın dünyayı yeniden keşfetmek olduğunu. İşte aradığımız cevap arkadaşlar. Dolaylı tümleç. Dikkat edin. Nesne, özne, yüklem arkadaşlar. Bu da cevabımız olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlarım sorularımı çözmeye. 8. soruya geçiyorum. Öge dizilişiyle ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar bu kez sorumuz bize. 8. soruda birinci cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur. Bakıyorum hemen. Kız Kulesi Boğaz'ın girişindeki kayalıklar üzerinde yer alıyor. Yer almak arkadaşlar birlikte alınır. Yüklemdir. Yer alan ne? Kız Kulesi özne. Nerede? Boğaz'ın girişindeki kayalıklar üzerinde. Dolaylı tümleç özne. Dolaylı tümleç yüklem, özne, dolaylı tümleç yüklemden oluşmuştur arkadaşlar. İkinci cümle özne, zarf tümleci yüklemden oluşmuştur. 2500 yıllık bu yapı efsaneleriyle meşhurdur, meşhurdur yüklem. Meşhur olan ne? Bakın arkadaşlar 2500 yıllık bu yapı özne. Ne ile veya bizim burada arkadaşlar edat tümlecini dikkat ederseniz ne ile kimle sorusunu biz halen daha bazı kaynaklarda da arkadaşlar kimle, neyle gibi ifadeleri veya edat tümlecini zarf tümlecinin içerisinde de alabiliyorlar. Efsaneleriyle meşhurdur arkadaşlar. Bu da zarf tümleci olarak arkadaşlar almış yine. Dolayısıyla burası da arkadaşlar doğru oldu. Özne, zarf tümleci ve yüklemden oluştu gençler. Devam ediyorum arkadaşlarım. Belirtili nesne zarf tümleci yüklemden oluşmuştur. Şimdiki şeklini Sultan II. Mahmut zamanında almış. Almış yüklem. Bakın arkadaşlar neyi almış? Şimdiki şeklini arkadaşlar. Ne zaman? Sultan II. Mahmut zamanında zarf tümleci nesne, zarf tümleci yüklem doğru olmuş oldu arkadaşlar. Pek çok görevde yıllarca kullanılmış. Kullanılmış yüklem nerede kullanılmış arkadaşlar? Pek çok görevde dolaylı tümleç ne kadar? Yıllarca zarf tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci yüklem arkadaşlar. Günümüzde tüm zarafetiyle denizin ortasında hala göz kırpıyor. Göz kırpıyor yüklem arkadaşlar. Ne zaman göz kırpıyormuş? Günümüzde. Bakın arkadaşlar nereden göz kırpıyor? Dikkat edin zaten denizin ortasından nereden dolaylı tümleç. Oysa Edirne'de zarf tümleci, zarf tümleci yüklem demiş. Dolaylı tümleci yok saymış ve yanlışlık arkadaşlar yapılmıştır diyoruz.
Dolayısıyla bunun cevabını da arkadaşlar Edirne bulmuş olduk. Hangisinde? Yine bak, bu da ayrı bir arkadaşlar soru tipi. Farklı soru tiplerimizden. Ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır. Doğru yapılmıştır gibi bir soru tipimiz var arkadaşlar. Şimdi burada ne istiyor bizden? Dikkat edin. Doğru ayrılanı istiyor arkadaşlar. Kendimiz bulalım yine. En büyük sermaye, en zengin miras doğruluktur. Doğruluktur yüklem. Ne doğruluktur? En büyük sermaye, en zengin miras. Şöyle ayırması lazımdı. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Hayat mükafatını zorluklara tahammül edenlere verir. Bakın kime verir arkadaşlar? Zorluklara tahammül edenlere. Dolayısıyla burayı birlikte alması lazımdı dolaylı tümleç için. Şu yanlış olmuş oldu arkadaşlarım. Otizm duygusal okuryazarlığın, bakın tamlama var zaten arkadaşlar. Tamlamalar bölünmez. Duygusal okuryazarlığın gelişmesinden kaynaklanıyor dedi. Tamlamayı ayırdığı için yanlıştır. Sadece gördüklerimizle yetinirsek ne zevki kalır hayal kurmanın. Bakın arkadaşlar, yani zaten hani kalır yüklem değil mi? Burada baktığımız zaman hayal kurmanın zevki ne kalır? Hayal kurmanın zevki arkadaşlar. Nasıl gördüklerimizle yetinirsek, yani bir sürü yerde arkadaşlar hata yapılmış. Denizli'de birden fazla hata var arkadaşlar. Milletler bireylerin eğitimine verdikleri önem derecesinde yükselirler. Yükselirler yüklem. Kim? Milletler. Nerede veya nasıl yükselirler arkadaşlar? Bireylerin eğitimine verdikleri önem derecesinde. Nerede yükselirler? Burada arkadaşlar bunu sormuş ve tek cevap alabildiğim için doğru arkadaşlar. Bakın herhangi bir çizgi aşılmadan özneyi ve diğer ögeleri bulmuş olduk. Değerli öğrencilerim. Dediğim gibi burada arkadaşlar genelde sıfat tamlaması, isim tamlaması gibi ifadeleri yine takip ederseniz arkadaşlar o yanlış ayırmada da işinize yarayacaktır muhtemelen. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Biz hiç aşağıya inmeden arkadaşlar kendimiz bir bulalım önce arkadaşlar. Çocuklara yardımlaşmaya ve paylaşmayı öğretmenin zorlu bir süreç olduğunu ailelere, bakın arkadaşlar burada zaten okurken hissediyorum, bak çocuklara yardımlaşma ve paylaşmayı öğretmenin zorlu bir süreç olduğunu aileler ve öğretmenler sık sık dile getirir. Şimdi dile getirmek deyimdir arkadaşlar, birlikte alınır yüklem. Kim dile getiriyormuş? Aileler ve öğretmenler özne. Arkadaşlar nasıl dile getiriyormuş? Sık sık. Bakın nasıl sorusunu fiile sorduğum için bu zarf tümlecidir. Sıfat tamlaması olamaz arkadaşlar. Dikkat ediyorum. İsme sorduğunda burası sıfat tamlaması olur ve zarf tümleci olmazdı. Neyi dile getirmişler? Çocuklara yardımlaşma ve paylaşmayı öğretmenin zorlu bir süreç olduğunu. İşte burası da benim nesnem oldu arkadaşlar. Yani özne var, yüklem var, zarf tümleci var, nesne var, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden gibi sorulara cevap veren dolaylı tümlecim yoktu arkadaşlar. Aşağıdaki, burada arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde ögelerden biri cümle halindedir diyor. Sanat elde altın bileziktir arkadaşlar. Altın bileziktir yüklem ama bir cümle halinde arkadaşlar ögelerden. Biri cümle halinde değil. Ne altın bileziktir? Sanat nerede? Elde. Bakın arkadaşlar bu da cümle değil, bu da cümle değil. Sevgi insanlığın özüdür derler. Derler yüklem. Kim? Onlar derler. Gizli öznemiz. Onlar ne derler? Sevgi insanlığın özüdür. Aynı zamanda şu nesne arkadaşlar. Özneyi bulduktan sonraki ne sorusu nesne. Peki nesne dediğim şu ifade. Sevgi insanlığın özüdür desem kendi başına bir cümle olmuyor mu? Oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş oldu arkadaşlar. İyilik güzelliğin yanında otururmuş. Burada da arkadaşlar dikkat edin. Onun dışında herhangi cümle halinde bir ifade yoktur. Asıl mutluluk sebepsiz mutluluklardır arkadaşlar. Sebepsiz mutluluklardır ne? Asıl mutluluk. Burada da cümle halinde değil arkadaşlarım.
Biz dünyadan ayrılalı dünya epey değişmiş arkadaşlar. Değişmiş yüklem ama ne zaman değişmiş? Biz dünyadan ayrılalı zarfımız. Bunların hiçbiri arkadaşlar herhangi bir cümle değil. Dolayısıyla cümle halinde olan sadece sevgi insanlığın özüdür. Bakın arkadaşlar bu bir cümledir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinin cevabı zarf tümleci de dolaylı tümleci de değildir arkadaşlarım. Yine bak bu tarz sorularda da arkadaşlar şu kurala dikkat etmeniz gerekiyor. İsterseniz uzun cevap verebilirsiniz. Yani kütüphaneden mi geliyorsun? Bir, şu kuralı bilin arkadaşlar. Mi, kendinden önceki ögeyi buldurmaya yöneliktir. Nereden geliyorsun? Kütüphaneden. Dolaylı tümleç. Evet, bakın. Soru dolaylı tümleci bulurduğunuz. Zarf tümleci, dolaylı tümleç olmayanı istiyor. Bu dolaylı tümleç. İskeleye kadar bizimle kim koşacak? İskeleye kadar bizimle Ahmet koşacak deseniz bile koşacak yüklem kim? Ahmet. Özneyi buldunuz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa oldu gençler. Neden birçok şey sana tuhaf geliyor? Neden? Niçin olursa sebep sonuç bildirirse zarf tümlecidir arkadaşlar. Bu bahçedeki çiçekler ne zaman açacak? Hafta sonu dediğiniz zaman zarf tümleci olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hasan eve eli boş dönmeye mi karar verdi? Karar verdiği yüklem neye karar verdi? Eli boş dönmeye mi kendinden öncekini buldurur? Unutmuyorsunuz bu kuralı arkadaşlarım. Dolayısıyla Bursa'da özneyi buldurmaya yönelik bir sorumuz vardı arkadaşlar. Cevap da Bursa oldu o yüzden. Evet arkadaşlarım, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.